Türkiye'de İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğun olarak görülen Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı, 2020 yılında şu ana dek 61 vatandaşın ölümüne yol açtı. Alo. Bu hastalığı taşıyan ve ısırığı ile insanlara geçmesine neden olan kene ile mücadele amacıyla Tokat'ta Erbaa Belediyesi tarafından yetiştirilen bin keklik ve sülün düzenlenen törenle doğaya salındı. Abi sana gel. Abi. Sen, abi. Sen... Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, 2019 yılında göreve geldiğimiz andan itibaren bizim de önem verdiğimiz keklik ve sülün üretim istasyonumuzda doğaya salacağımız keklik ve sülünleri anaç hayvanlardan elde ettiğimiz yumurtalarla kendimiz üretiyoruz. Sülün ve keklik üretim istasyonumuzda şu anki üretim kapasitemiz 1500 halkalı sülün, 500 adet kınalı keklik olup bu kapasiteyi her yıl artırmaya devam etmekteyiz şeklinde konuştu. Erbaa Belediyesi Sülün ve Keklik Üretim İstasyonumuz 2008 yılında kurulmuştur. Üretim istasyonumuz ana vatanı Kelkit Ovası olan kınalı keklik ve halkalı sülün popülasyonunu artırmak, bölgemizdeki Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığına sebep olan keneler ile doğal yollardan mücadele etmek ve ekolojik dengenin korunması amacıyla kurulmuştur. İstasyonumuz ayrıca vatandaşlarımızın ziyaretine açık olup gelecek nesillerimize hayvan sevgisi aşılamak ve doğadaki bu kene ile olan mücadeleyi artırmak adına Erbaa'ya kazandırılmıştır. 2019 yılında göreve geldiğimizden itibaren bizim de çok önem verdiğimiz sülün ve keklik üretim istasyonumuzda doğaya salacağımız keklik ve sülünleri tesisimizde bulunan anaç hayvanlardan elde ettiğimiz yumurtalardan kendimiz üretiyoruz. Sülün ve keklik üretim istasyonumuzda şu anki yıllık üretim kapasitemiz 1500 adet halkalı sülün, 500 adet kınalı keklik olup ayrıca bu kapasitemizi her yıl artırarak devam ettirmekteyiz. Bugün ayrıca Ordu Kano Kulübü ve Doğada Yaşam Derneği üyeleri Kelkit Çayı'nda ve Park Vadi'de birer kano etkinliği düzenleyecek. Bu anlamda da uzak yollardan gelen bu misafirlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile birlikte belirlediğimiz alanlara salım yapacağımız kene savar, keklik ve sülünlere hepimiz el birliği ile sahip çıkacağımıza yürekten inanıyorum. İlçemize, bölgemize ve doğamıza hayırlar getirsin inşallah. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başkan Karagöl ve beraberindekiler düzenlenen programdan sonra Ordu Kano Kulübü ve Doğada Yaşam Derneği'nin Kelkit Çayı ve Park Vadi'de gerçekleştirdiği kano etkinliğini takip etti. Müzik